Öyle bir samimi söyledi ki, öyle bir candan söyledi ki, ben onun olduğunu hiç İyi bağlı. İyi bağlı. Çok iyi bağlı. Bence burada kalsın. Hocam siz de evet. Yani biz duymuş olduk. Enerji. Biz aslında çocuklarla toplantı çok fazla yapmıyoruz. Yani uzun süren toplantılar bizim en fazla ya 7 dakika sürer ya 5 dakika sürer. Tabii. Çünkü biz futbolcular hani oturur. Aynen öyle bir şey değil. Ama şu var yani ben usta usta oluyorlar ama şu anda bak bayağı. Hani ifade edersek. Ya bunu her platformda söylüyorum. Yani Allah şükürler olsun ki çok iyi bir kadroya sahibim. Yani biz Allah razı olsun. Yani tabii ki burada oluşan her oyuncunun karşılığında biz istedik elhamdülillah. Yani burada kim varsa bizim olurumuz oldu. Yönetim kurulu o konuda destek verdi. İnandığımız insanlar var. Yani her şeyine inandığımız insanlar var. Sadece hani yetenek değil yani komple olarak bakarsanız ben çok doğru bir takım olduğuna inanıyorum. Zaten o doğru takım netice getirdi. Yani siz belki çok daha fazla puan yapabilirdi. Evet olabilirdi. 35'ler de olabilirdi ama sahada hep çabalayan bir takım vardı. Evet. Yani kötü de gitse iş. Hani mağlubiyeti kimse azmetmedi. Allah'a şükürler olsun ama kader denen bir hadise var yani sonuçta. Onu değiştirme şansınız yok. Yoksa çocuklarıma iyi niyetli arkadaşlarım Allah razı olsun yani. Yetmedikleri yeri de biz gördük. Yani eleştirisel olarak çok fazla girmediğimiz için çocuklara daha çok. Çünkü o çabanın karşılığına bakıyorsun paşa. Evet. Çaba var. İnsan elinden gelmeyebilir ama çabayı hep görüyoruz biz. Her maçta gördük. Zaten o bizi sevindiriyor. Yoksa şu an hani Kayseri Spor'la bizim, Antalya Spor'la, Osmanlı Spor'la bütçe olarak yarışmamız mümkün değildi yani sezon başında. Yani şu an baktığınız zaman Antep Belediye'de dahil olmak üzere. Takım olarak hepsinin önündeyiz. İşte ben oraya gireceğim. Yani bütçe olarak biz buraya yakalayamazdık bu dört takımı. Ama bu çocukların doğru karakterli, doğru sporcu olmaları bizi oraya yakalattı. Ve bunun devamını da getirecekse bu oyuncular ondan dolayı getirecek. Yoksa 40 trilyonluk bir takımla 12 trilyonluk bir takım yan yana gelmesi mümkün değil. Ama onların o doğru karakteri o açıyı kapattı yani. Ben sadece onu söyledim takımım adına yani. Ben daha önce de televizyon programında söyledim. Her hoca her takım için benim takımım diyemez. Gidersiniz emanet olur. Başka yere gidersiniz farklı görür. Ama bu takım benim takımım yani. Yani bütün ruhumun hissettiği benim takımım. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Ha bazen kendimizi ifade edemeyiz. Bazen çocuklardan kaçarız. Ama benim takımımdır yani. Daha doğrusu bizim takımımız. Her hep beraber ama teknik direktör öyle hisseder. Yani çünkü şey gibidir. Hani vücut gibidir takım. Eli, kolu, gözü, ayağı ben baktığım zaman hepsini kendimden hissederim. Kendi vücudumda hissederim. Sonsuz şükürler olsun ki öyle bir takımımız var. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bizi de başarılı kılarsa bu kılacak zaten. Bu. Ben yeni gelen arkadaşlara da aslında bir kişi daha gelecek. O zaman hep beraber konuşma imkanı doğacak diye bekledim de tabii transfer inşallah gelir diye bir iki tane daha çok fazla değil. Şunları söyledim. Yani bu takım çok fedakarlıkla buraya geldi. Yani bu takım 27 puanı da yapamayabilirdi. 35'i yapabilecek miydi? İşte, 27'nin altına da düşebilirdi. Ama fedakarlıkla buraya geldi takım. Onun için gelen arkadaşlardan da ricam o oldu. Çocuklara da söyledim. Hani bu takım bu fedakarlığı yaptı. Siz de bu fedakar takıma fedakarlık yapın. Çünkü eksik olduğumuz için değil, tamamlamamız gereken şeyler olduğu için, şampiyonluk istediğimiz için artık devam ediyoruz. Bu takıma o yakışıyor. Şimdi Urfa Spor 2,5 yıl oldu PTT Ligi'nde. Bu artık 3'ü tamamlayacağız. 3 senede biz Türkiye'deki bu ligde 10 takımın, 15 takımın önüne geçmişiz. Bir kere en önemlisi itibar olarak geçmişiz. Şu an Urfa Spor itibarlı bir kulüp. İtibarlı bir takımsa Allah razı olsun sizin iyi niyetiniz. Sonra bu çocuklara çok büyük gayreti var. Başkanımızın dediği gibi Urfa Spor bir markaysa ve marka olma yolunda ilerliyorsa Allah razı olsun arkadaşların çok büyük yüklendiği bir misyon var. Gelenler de buna hizmet etsin. Yani katkı versin. Çünkü daha şimdiye kadar bir kişiyi itmedi bizim takımda. Bir kişiye saygısızlık yapmadı. Bir kişiye hakarette bulunmadı. Bu çok önemli.
bir şey. Bizi de ümitlendiren bu oluyor. Yoksa hani diğer türlü takımlara baktığınızda farklı şeyler gelişebilirdi. Arada bir denize gidebilirler ama. Ama onu beceremedi. Yani. Onu ben Bora ile Fevzi onu halledemedi. Tuncer abi yapamadı.